Nerede bu kız? Nereye gider? Alanur, sakin ol lütfen. Koca kız beste, çıkıp gelir mutlaka. Ay, daha önce söylemem gerekiyordu. Bunu öğrenmek hakkıydı ama al işte, söyleyince de böyle oldu. Pek sürekli gittiği bir yer, bir arkadaşı aklına gelmiyor mu? Bilmiyorum. Söylemese miydim acaba? Oh Ziya, niye yaptım ben bunu? Alanur, lütfen bir sakin olur musun? Bir nefes al, biraz soluklan. Seni de yordum buraya kadar. Çocukların yanında olman gerekiyordu şimdi. Beste de benim çocuğum Alanur. Şunu söyleyip durma lütfen. Ne kadar benziyorsunuz onunla. İnsanları sevme şekliniz. Her şeyden önce onları düşünmeniz. Ziya gelir değil mi? Alanur. Çocuk değil Beste. Gelecek. Biraz sabret. Onu kaybedemem. Her şey yoluna girecek. Merak etme. Değilim. İyi falan değilim. Var mı bir çözümün bunun için? Deli midir midir ya? Pardon? Deli midir derken? Sen gerizekalı mısın? Ha böyle geliyorsun, çarpıyorsun. Benden özür diliyorsun. Sonra bütün problemler çözülüyor, öyle mi? Ha? Özür dilenince her şey halloluyor mu? Ha, benim yıllarımı çaldınız be siz, yıllarımı. Dokunma bana. Niye dokunuyorsun bana? Lütfen. Buna gitmesi lazım buradan. Lütfen. Hanımefendi alır mısınız buradan? Buradan hanımefendi alır mısınız? Lütfen. Lütfen. Hanımefendi. Çıkarın. Hayır, hanımefendi. Dokunma. Bana önce dokunma. Kendisi çıkarın onu dışarıya. Tamam Sevim, geliyoruz biz hemen. İyi miymiş? Tamam, geliyoruz. Oh. İyi miymiş? Neredeymiş? İyiymiş. O Ulus'taki bar var ya, oradaymış. Ben bir Mahmut'u arayayım. Çocuk meraktan ölmüştür. 40 defa aramıştı. Ama ben giderim, bırak. Tamam. Tamam. Hayatım. Tuttum. Tuttum. Tamam. Hayatım. Ya senin gözlerin ne kadar güzel. Sen ne kadar güzel bir insansın. Biz seninle çok daha mutlu olabilirdik. Of. Bırakın beni. Tamam, ben kendim giderim. Tamam hayatım, gidersin. Biz götürürüz seni. Hayır anne, ben kendim gideceğim. Ben... Hiçbirinizi istemiyorum, seni de istemiyorum, seni de istemiyorum, seni de istemiyorum, istemiyorum hiçbirinizi. Bize kızmanın kimseye faydası yok bebeğim. Hadi gidelim eve. Kızım, bak hepimiz senin için buradayız. Hadi gel birlikte gidelim. Pardon ya. Siz, pardon, siz kimsiniz? Yani siz benim için sadece sizsiniz. Siz kim oluyorsunuz da bana böyle şeyler söylüyorsunuz? Neyim oluyorsunuz da konuşuyorsunuz ha? Hayatım hadi gel şimdi eve gidelim. Sabah kalkınca istediğin yere gidersin, istediğin şeyi yaparsın. Hadi lütfen. Sabahleyin istediğin yere gidersin.
Gel hayat. Gel kızım. Tamam, ben hemen geliyorum. Keti. Mahmut. Merak etme Ziya abi. Kimseye bir şey söylemem. Sağ olasın. Sen sağ ol abi. Allah rahatlık versin. Hadi. Müsaade edebilir misin anne? Nasılsın kızım? Daha iyisin değil mi? İnsan 30 yıl sonra babasının olduğunu öğrenince nasıl olur? İyi mi olur, mutlu mu olur, kızgın mı olur? Bilmiyorum. Her ikisi de olur. Kızgınsın kızım, haklısın. Annemin bunu benden saklamasına çok kızgın. Ya da babanla yaşayabileceğin anları yaşayamadığın için kızgınsın. Babasızlığa alışmıştım aslında. Yani bundan sonra hayatımın böyle geçeceğini kabullenmiştim. Ama şimdi... Şimdi? Er ya da geç, baban yanında. Değil mi kızım? Öyle mi dersiniz? Öyle. Alanur senin benim kızım olduğunu söylediğinde... hiç şaşırmadım. Nasıl yani? Annesi Mehmet'e hamileyken ben de hep kızım olacak diye hissettim. Kızımla geçirebileceğim anları düşündüm. Ama Mehmet doğdu. Evet, Mehmet doğdu. İyi ki Mehmet doğdu. Ama ben daha dünden hazırmışım kızımın olmasına. Ziya Bey, ben ne diyeceğimi de bilmiyorum. Ne demem lazım bilmiyorum size. Kızım, lütfen rahat ol. Yüreğin, gönlün, aklın sana ne zaman baba demeni isterse o zaman söyle. Sıkma kendini. Lütfen. Annem bunu bana nasıl yaptı ben hala anlamıyorum. Annene kızma. Annen tek başına iki tane kız yetiştirdi. Sence annen haykırmak istemez miydi? Senin baban bu, senin baban burada diye. İsterdi herhalde. Beste, kızım, senin doğduğun anı görmedim. İlk yürüdüğün anı, ilk baba deyişini duymadım. Şimdi yaşayamadığımız mutlu anların inadına bir kere benim elimi tutar mısın? Hiç bırakmamak üzere. Baba.